Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle kural dışı durum işlemi işleyeceğiz. Yani hata eklemeye bakacağız konumuz. Gene bazı yerlerde hata eklem olarak geçiyor. Bazı yerlerde kural dışı durum işlemi olarak geçiyor. Aynı kapıya çıkıyor sonuçta. Farklı bir şeyler değil. Burada arkadaşlar sizlere istenmeyen durumlar oluyor bazen. Yani oluyor ama doğru bir şekilde, ama biz bunu istemiyoruz. Ya da böyle bir hata aldığımız zaman şunu yapmasını istiyoruz, değil mi? Böyle şeyler de düşünür insan. Der ki acaba bu çıktı da ben böyle bir hata gelse ne yazdırmam lazım? İşte ne işlemler yaptırmam lazım gibi insan düşünüyor. İşte burada ise bizim birkaç tane deyim işimize yarıyor. Bunlardan ilk olarak try ve except konutlarına bakacağız arkadaşlar. İstersen hemen konumuza geçelim. Orada konular örnekler üzerinden daha iyi anlarsınız. Geldik arkadaşlar kural dışı durum işleminin ilk birinci bölümü olarak try ve except deyimlerini aldım. Try arkadaşlar normal bir kod yazdığınız zaman, mesela şurada göstereyim isterseniz. Hemen şuradan alayım. Mesela normal bir şurada bir kod yazdık, değil mi? Inputlarla numaraları aldık. İşte içeride ne yapıyoruz? Normalde ne yapacaktık? Biz bunları toplayacağız, böleceğiz, değil mi arkadaşlar? Böleceğimiz zaman bu iki sayıyı bölüyoruz. İşte bunları integer değerini de çeviriyoruz. Veri tipi dönüşümü yaparken hani böleceğiz ya. Burada string olarak alıyor. Biz bunları integer'a çeviriyoruz. Integer'a çevirdikten sonra işlemlerimiz yapıyor. Gel gör ki bazen hata yapabiliyoruz. Ya da böyle bazı hatalar var. Olması gereken hatalar. Bu hatalar geldiğinde bizim belli başlı şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela 15 sıfıra bölünür mü arkadaşlar? Bölünmez, değil mi? Sıfıra yani bölünmez ki mantıksal olarak bize bir hata verir. Yani zero division error diye division by zero. Yani burada sıfıra bölünme hatası. Bakın tekrar çalıştıralım. Çalıştırdık. Ne dedi? İşte aynı şekilde. Dedi işte division by zero. Yani hatanın ismi ne? Zero division error. Tamam mı? Siz bu kısma, kırmızı renkli kısma bakacaksınız. Sonra ben dedim ki gelin bu şeyi, hatayı gelip ayıklayalım. Mesela bir script, işte bir dosya yazdık. Bir Python dosyası. Bu dosyamızda toplama işlemleri yapacak arkadaşlar. İlk önce kullanacağın iki tane değer alacağız. Sonra bunları normal bir şekilde try bloğumuza girecek. Tamam mı? Dikkatli bakın kısımları. Try bloğuna girdikten sonra işte buna da veri tipi dönüşümü yapacağız. Integer olarak hani sayılara dönüştüreceğiz. Tam sayılara. Onlarla hani böleceğiz. Çünkü ona ne derler şey yaparsak string olarak bölemeyiz. Çünkü bu input string olarak alır, değil mi arkadaşlar? Sonra geldik. Bunları printli ekrana yazdık. Mesela de ki sayı 1, sayı 2 dedik işte. Ondan sonra eşittir dedik. Bölümünü falan yazdırdık, değil mi arkadaşlar? Ama gel gör ki bazen kullanıcı girdi sıfıra bölmeye çalıştı. Yazdığınız programda ve bir sayı sıfıra bölmeye çalıştı. Siz böyle bir hata vermek istemiyorsunuz. Keşke diyeceksiniz ki bir sayı sıfıra bölemezsiniz gibisinden bir yazı yazdırmak isteyeceksiniz ekrana. İşte onun içinse except komutunu kullanacağız arkadaşlar, diyeceğiz. Except diyeceğiz. Hatamızın adı ne diyeceğiz. Sonra iki nokta dedikten sonra bloğumuzun içine gireceğiz. İstediğimiz işlemleri yaparız ya da başka bir şey de yazabilirsiniz. Başka işlemler de yaptırabilirsiniz. Yani illa yazdırma işlemi falan gerekmiyor. İsterseniz gelin şimdi tekrar deneyelim. Yukarıda ne yaptık? 15'i sıfıra böldük, değil mi? Gelin burada da aynı şekilde 15'i sıfıra böldüğümüz zaman ne olacak? Bakın ne dedi? Bir sayıyı sıfıra bölemezsiniz. Burada böyle bir hata verdi. Hata derken ekranı bir yazı yazdırdı hatayı görünce. Ama bakın burada öyle bir şey yazdırdı mı? Hayır, burada direkt hatayı bize söyledi. Biz bu hatayı ne yaptık? Burada işledik arkadaşlar. Gelin normal bir tane de şey çalıştıralım işte. 15 mesela. Kaç yapıyorsun? 3 yapıyorsun. Bakın böldüğü zaman 15 bölü 3 eşittir 5,0. Yani 5. Değil mi arkadaşlar? Normalde böyle çalışıyor ama sıfıra aldığı zaman hatamız olduğu zaman bize şu yazıyı veriyordu, değil mi? 15 dedik. 0 dedik. Bir sayı sıfıra bölemezsiniz diye yazıyı bastırdı ekrana. Gelin şimdiki size şimdi şeylere bakalım. Farklı veri tiplerinden bir tane farklı bir durum işleyelim daha doğrusu. Farklı veri tipleri birbirine bölünebilir mi? Yani string ile integer falan yazıyla sayı gibi. Bölemeyiz, değil mi? Mesela ABC'yi bir şeye 5'e bölebilir miyiz? Hayır. Biz string'i şeye bölüyoruz sonuçta. Ona ne derler? Bir integer'a böleceğiz, değil mi? Bu sefer nasıl bir hata alacağız arkadaşlar? Tip hatası, yani type error alacağız, değil mi arkadaşlar? Bu hatada diyor ki işte string ve integer
bu tip hatalar falan. İşte bunlar bölemezsiniz gibisinden bir tip hatası verdi. Biz gelin bu hatayı şimdi işleyelim. Yukarıdaki dosyamızı gördünüz arkadaşlar. Şöyle bir dosya yazmıştık, içerik yazmıştık. Gelin bu sefer de value error hatasını işleyelim arkadaşlar. İşte value error hatası da yani değer hatası alıyorsan burada bir bize döndürme aldığı zaman bir değer hatası aldık değil mi? İşte bu hatayı da işleyelim. Diyelim ki lütfen integer tipinden başka bir tür yazmayın gibisinden bir yazı yazdık için bloğumuzun içine. Şimdi gelin bunu çalıştıralım. Çalış diyorum. Mesela ne olsun? Python olsun. Öbürü ne olsun mesela? 44 olsun. Bakın ne hatası verdi? Python 44'e bölünür mü? Bölünemez değil mi arkadaşlar? Lütfen integer tipinden başka bir tür yazmayın gibisinden bir hata döndürdü değil mi arkadaşlar? Bir excel komutunda böyle gördük. Sonra geldik arkadaşlar. Finally deyimine. Bunlara ek olarak. Finally deyimi ise arkadaşlar normalde yaptığımız işlemleri finally'nin içine de yazıyoruz. Mesela bunları normal yaptığımız işlemi try'da yaptık. Hata gördüğümüz zaman except komutlarını deyimlerini görüp bloğun içine girip işlemlerini yaptı. Ve en sonda diyorsunuz ki hata alsa da almasa da şu şeyi yap. Yani şu işlemi yap. İşte ekrana şunu yazdık gibisinden bir şeyler yap. İşte burada ise arkadaşlar finally deyimi ortaya çıkıyor. Bakın try dediğimiz yazdığımız normal kodlar. Except hataydı. 2 nokta. Sonra hata durumunda yapılacak işlemler. Sonra geldik finally. Bloğuna girdik. Bakın finally gördüğünüz gibi hata adı yazmıyoruz. Bakın hata adı yazmıyoruz değil mi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Direkt 2 nokta diyoruz. Ne olursa olsun en sonunda şunları yap. Mutlaka yapılması gerekenler. Onun için ise bu bloğa giriyoruz. Mutlaka yapılması gerekenler ise finally bloğun içinde yapıyoruz. Gelin arkadaşlar şunu şeyden bakalım. Bu dosyamız üzerinden işleyelim. Şimdi aynı şekilde yaptık arkadaşlar. İşte sayımızı integer'lara çevirdik. Ekrana yazdık. Try'den normal bir şekilde çalışırsa. İşte sıfıra bölüm hatası aldığı zaman işte sıfıra bölemezsiniz bir sayı gibisinden. İşte bir tip hatası aldığımızda veri tiplerine mesela string'le mesela integer'ı öyle yaptığı zaman integer dışında başka mesela biz girmeyen yazdık. Float da yapabilirsiniz. Bu benim yazdığım sistem. Siz float'a da çevirirsiniz. İstediğiniz gibi yaparsınız. Ben sadece burada işin mantığını göstermek istiyorum. Gibisini. Sonra geldik finally bloğumuza. Finally bloğumuza girdiğimiz zaman bunlar ne olursa olsun en sonunda diyeceğiz ki ekrana işlem sonuçtan yazısı yazsın. Değil mi arkadaşlar? Gelin bunu çalıştıralım. Bakın ne diyeceğiz? Mesela ilk önce birinci normal try bloğuna girsin ve normal işlemlerini yapsın. Öyle çalıştıralım. Mesela 10 olsun. 5 olsun. Bakın onu 5'e böldü. 2.0 dedi. 2'ye yani sonucumuz 2 verdi. Sonra dedi ki işlem sonuçlandı dedi ve en sonunda bunu yaptı değil mi? Gelin tekrardan bu sefer de 0'a bölüm hatasını işleyelim. Bu sefer ne diyecek bakalım. Mesela 10 dedim. 0 dedim. Bakın bir sayı sıfıra bölemezsiniz dedi. Hatta bu bloğun içine girdi. Yazdı ondan sonra en sonunda geldi. Dedi ki işlem sonuçlandı. Finally gördü. Yine yazdı işlem sonuçlandı yazdı. Bakın değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yaptık. Hataları mesela Zero Division Error'ı da işleyerek. Yani böyle yaptığımız zaman arkadaşlar en sonunda finally bloğuna giriyor. Oradaki işlemi yapıp çıkıyor. Mesela tekrardan bir daha çalıştırdım. Ne diyelim mesela? 4 dedik. Mesela bu sayıdan ne olsun? Biraz uçuk bir sayı, bayağı uçmuş bir sayı yapalım. Çalıştıralım arkadaşlar. Ne dedi? İşte sonucumuzu verdi. Bayağı bir küçük bir sayı çıktı. En sonunda dedi ki işlem sonuçlandı yazısını aldık. Değil mi arkadaşlar? Bunlar aslında şunları da söyleyebilirim. Şurada not düşmüştü zaten. Aslında finally kısmını oluşturmasak da olur. Nasıl oluşturmasak da olur? Yani şu bloklara girdi. En sonunda buraya geliyor. Zaten ben şu kısmı bakayım. Şurada yapmış mıyım? Aynen. Burada yazmışım. Bakın şu finally kısmını silsem de yine ben aynı şeylerle sonuçlar alacağım. Çünkü finally kısmı zaten şu kısımdır. Yani bakın farkı görüyorsunuzdur muhtemelen. Blok yazmamıza gerek yok. Direkt şuradan devam edersek alt kısımda direkt bunu yazacak. İşte finally kısmı sadece bu işin konsepti olmuş. Ama yani yazmasanız da yine aynı sonuçlar alır. Bakın yine çalıştıralım şuradan arkadaşlar. Mesela kaç yapmıştık? 4 demiştik mesela. Şurada da şöyle bir sayı gidelim. Dedik arkadaşlar bakın ne oldu? Aynı şekilde işlem sonuçlandı. İşte bölümümüzü yaptı.
ve aynı sonuçları aldık. Bakın gördünüz değil mi? Finally kısmı aslında bizim şu bu işlemler dışındaki kısım. İşlemler dışındaki devam eden kısım. Öyle arkadaşlar. Ama tabii bazen işlemler karışmasın diye. Mesela ben burada bu hatayı işledim. Sonuç olarak ne dönmesi gerekiyor gibisinden kafanız karışmaması için finally kısmını kullanmak elbette mantıklı bir şey. Bunu kullanırsanız faydasını görürsünüz. Diğer videolarda görüşmek üzere.